Merhabalar Ebru Akaç ben nasılsınız? Bugün günlerden cuma. Bu hafta size okuduğum iki mükemmel kitaptan bahsedeceğim. <laughs> Mükemmel, üf mü üf mük mü? <laughs> Bu bizim demirle aramızda. Ben şimdi tabi bir şey yemek yaptığım zaman, tabi 40 yaşından sonra yemek yapmaya başlayınca böyle oluyor. E, yemek yapmaya başladığım zaman diyorum ki güzel olmuş mu, üf mü üf mük mü diyorum yani of çok güzel mi, çok 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 güzel mi falan gibi. İşte bunlar üf mük kitap, <laughs> bunlar üf mük kitaplar olmuş oluyor. Ee, okuduğum kitaplardan aynı zamanda yeni kitaplarımız var ve aynı zamanda da e, izlediğim bir iki dizi var onlardan bahsedeceğim ama onlardan onlardan önce e, dün Demir'le satranç müzesine gittik eğer Ankara'daysanız o Ankara'daki satranç müzesine gitmenizi şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum yani evet birçok müzeyi geziyorsunuzdur kelime müzesidir işte vesairedir bir, bir sürü gezilecek müzeler var hepsi çok çok güzeldi ama satranç müzesine neden daha önce gitmediğim için çok çok hayıflandım yani Demir'le ikimiz gerçekten o satranç müzesine gitme şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyoruz diyorum şimdi okuduğum kitaplara geçiyorum İlk okuduğum kitap bunu Aşkım'la beraber okuduk Bulutlar kitabı bu kitap inanılmaz güzeldi bir tek aslında ben bu kitabı çıktığı zaman fark edememişim neden şimdi bu Olvido aslında Jaguar'la birleşik yani Jaguar'ın alt yayıncısı mı oluyor diyelim yani ikisi bir söyleyelim bir olduğunu söyleyelim. Jaguar zaten ne çıkartsa hepsini alıyorum, takip ediyorum, okuyorum ve çok ama çok beğeniyorum. Jaguar gerçekten benim için yani birçok şeyi temsil ediyor. Edebiyat anlamında birçok şeyi temsil ediyor. Hiçbir yani okuduğum hiçbir kitabı beni mutsuz etmedi. Verdiğim bütün parayı son kuruşuna kadar Jaguar'ın bütün kitapları hak ediyor. Yazarın daha önce iki kitabı Jaguar yayınlarından yayınlandı. Biri yara izleri, diğeri de kimsesiz ya da kimsesizler olabilir. Ben genelde aslında bunu okuduğumda diyordum ki aşma açmıştı. Işte ben pardon bunu aldığımda okuduğumda değil. Ya ben yazarın önce başka bir kitabını okudum o yüzden bunu aldım falan filan diyordum. Halbuki okumamışım. Külliyen yalan neden okumadığımı anladım. Okumamışlar kitaplarının orada gördüğümde aşma ben bunu okumamışım ya falan dedim. Her neyse şimdi bu Bulutlar kitabını okumaya başladık aşımda. Bayıldım bayıldım bayıldım. Aşım çok sevdi iyi ki okuduk dediğimiz bir kitap oldu. Edebi anlamda çok güçlü, çok başarılı. Yani bazı cümleleri iki kere okumak istiyorsunuz. Hatta e, Aşşında ilk kitap okumaya başladığımızda böyle telefonla konuştuk 30 sayfa falan okumuştuk daha hemen dedim ki ya ben dedim bayıldım o da ben dedim bayıldım altın çizdiğim yerler var aa dedim benim de var nereyi çizdin nereyi çizdi falan şeklinde önce Aşşın bana altın çizdiği yerleri okudu sonra ben ona altın çizdiğim yerleri okudum aynı yerlerin aynı şeylerin altını çizmişiz atıyorum arada altın çizmediğimiz bir benim çizdiğim e, onun çizmediği bir onun çizdiği benim çizmediğim vardı onlarda da zaten hala zihnimizdeydi İnanılmaz bir metindi. E, biraz da konusundan bahsedersem aslında bu bir yol hikayesi. Fakat sadece bunun bir yol hikayesini, yol hikayesi olduğunu söylemek bu kitaba çok büyük haksızlık olmuş olur. Evet bir yol hikayesi ama aynı zamanda burada iki tane doktorumuz var. Ve bunlar aslında işte psikolog, psikiyatrist gibi vakti zamanında... İşte sadece doktorların beden sağlığına bakarken, yani akıl ve ruh sağlığı ile ilgili bir doktor ya da öyle bir bölüm yokken, işte mesela o zamanlar e, insanların farklı davranan farklı derken kendilerinden farklı olduğunu düşündükleri e, davranışları sergileyen insanlara, ya bunların mizacı böyle, mizacı böyle falan e, deniyor. E, fakat bu akıl sağlığı ile ilgili doktorlar olduğunda bunlar bu ikisi e, uzak bir kasabada bir hastane e, açmak istiyorlar ve bu hastaneyi açıyorlar ve bu hastaneye de tabii ki bir sürü başvuru oluyor ve bu hastaları hastaneye getirmeleri gerekiyor. O yüzden iki doktordan bir tanesi hastanede kalırken bir diğeri de gidip e, belli bir toplanma noktasından işte 4-5 hastayı alıp e, onları hastaneye götürecek. işte bu hikayede bununla alakalı. Bu diğer 5 hastanın vaka incelemelerini okuyorsunuz gelişmelerini okuyorsunuz yol hikayelerini okuyorsunuz İnanılmaz güzeldi bu kitabı okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum mükemmeldi diyorum ve e, Jagora'da videoda şimdiye kadar söylediğim gibi aldığım bütün kitaplara verdiğim bütün paraları da helale, hoş olsun <laughs> diyorum ve e, bu kitabı okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum bir diğer kitabımız dırat tıtı dırat zavallar. O kadar uzun zamandır kitaplığımda bekliyor ki. Zaten bu kitabı okudu e, aldığımda, okumaya başladığımda, hikayede paylaştığımda nereden buldun nereden buldun dediler. O kadar eski e, bir e, zamanda ve dönemde almıştım ki ama hiç endişelenmeyin. Çünkü ki bunu şu an tekrar basıyormuş. Hatta basmış da olabilir. Yani ben bu videoyu yayınladığımda bugün yarın satışa sunulmuş olabilir. Ya da 3-5 gün içerisinde satışta olmuş olabilir. Daha şimdiden kitabı anlatmadan bu kitabı mutlaka şiddetle ve ısrarla okumanızı tavsiye ediyorum. İlk e, aslında bir İstanbul'a gittiğimde biz Pelin'le beraber ben her İstanbul'a gittiğimde Metis'e uğrarız. E, Cihan'ı ziyaret ederiz buradan sevgiler Cihan'a da. Ve oradan işte kitaplar alırız ama bazı ortak kitaplar da alırız. İşte bunu beraber okuyalım diye aldığımız bir kitap vardı. O da neydi? Yazarın bir diğer kitabı Lanark. Ve biz onu 2016-15 o civarlarda ya da belki de 2017 yılında okuyup çok ama çok beğenmiştik. Onun üzerine zaten o kitabı okuduktan sonra yazarın başka bir kitap var mı dediğimde zavallıları almıştım. Ki Ankara'daki kitap fuarında da ve hatta artık sel yayınları hangi şehirde kitap fuarı düzenliyorsa orada da bu kitap ayrıca sonrasında 5 TL'ye de satıldı. Hatta 5 TL'ye satıldığını görünce ya ben bunu işte atıyorum 20-30 liraya almıştım. 5 TL'ye olunca bir daha, bir daha alayım falan şeklinde bir kere daha almışlığım da vardır. Kitabın konusuna gelince önce şöyle bak ama hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Şimdi kitabı her elime aldığımda bu içine baktığımda çünkü bazı yerleri böyle el yazısıyla yazılmış bazı yerleri böyle bir değişik çizimleri var. Ya bu ne acayip bir kitap falan deyip hep bıraktım 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 ama şimdi filmi gelecek vesaire deyince Melikşah Bey sağ olsun bir video çekmişti. Çektiği videoda işte kitaplardan uyarlanan filmler, diziler vesaire diye ilk aslında Zavallılar kitabının filme uyarlanacağını da Melikşah Bey'de görmüştüm ve duymuştum. O zaman yine heveslenmiştim, yine durmuştum, yine durmuştum ama en sonunda artık yıllardır beklettiğim kitabımı okudum. Müthiş bir kitap. Aslında biraz böyle fantastik de diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Neden olmasın? Bir tür Frankenstein'ın ee, uyarlanması da diyebiliriz hayır o da haksızlık olmuş olur bu çok bambaşka bir metin olmuş ama 20 ile 30 yaşları arasında yeniden doğmuş e, ölmüş bir kadını yeniden canlandırılmış bir kadın olduğunu düşünün kim bilir ne acılarla ne, ne, neler yaşamış hayatla ilgili neler görmüş neler yaşamış nasıl tecrübeler edilmiş ki sonrasında kendi canına kıymaya teşebbüs ediyor hatta teşebbüs etmiyor başarılı oluyor ve sonrasında bir bilim adamı doktorumuz da onu yeniden hayata döndürüyor. İşte yeniden hayata dönmüş 20 ile 30 yaşları arasında fakat henüz bebek zihniyle masum, temiz, hiçbir şeyden haberi olmayan fakat 20 ile 30 yaşları arasındaki bir kadın olduğunu düşünün. İnanılmaz inanılmaz inanılmaz. Daha fazla detay vermek istemiyorum. O kadar hızlı okudum ki normalde birçok sayfada uzun uzun el yazısıyla yazılmış yerler de var ki bunlar beni zaten çok korkutuyordu. Ama o kadar hızlı bir şekilde okudum ki hikayenin içinde kayboldum. Ve bu kitaba bayıldım bayıldım bayıldım. Şimdi kitabın filminin gösterime girmesini heyecanla bekliyorum. Lütfen bu kitabı da şiddetle ve ısrarla okuyun. Bu iki kitabı da şiddetle ve ısrarla okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yeni kitaplarımız var. Bunu aslında bir önceki videoda göstermeyi unutmuşum. Sevgili... E Timaş şöyle bir bu zaten ben daha önce açlay okumuştum ama şu kapağın güzeline bakar mısınız? Bu kitapla şöyle bir ilk kitaplar var diye bir defter göndermiş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sonrasında şimdi farklı farklı aldığım aslında kitaplar var ama çok da değil. Ee, bir işte bu Amazon'da bu aralar kitaplar çok böyle bir acayip bir fiyatları e, oynuyor işte bir bakıyorsunuz 50 bir bakıyorsunuz 150 falan aynı anda böyle insanlar artık ya da Amazon durumu mu çakozlamaya başladı birden bir böyle bir yükselme durum var o yüzden ben de aklımda olan kitapları da hani bu arada Ocak ayında bir sürü kitap toplamışken bunlar da kalmasın içimde diyerek e, aldığım kitaplar bir tanesi yine bu Holden'den ee, sevgili Melikşah Bey'in okuyup çok beğendiği ve bize de göndermiş olduğu aslında kitap vardı. Almıştım. O kadar çok beğendim ki. Ha onu da söyleyeyim. Onun üzerine Holden'den başka bir kitap daha aldım diyecektim. Bu arada e, sevgili Melikşah Bey kitap kulübü toplantısı yaptı. Daha önce Vaat ile ilgili yapmıştı. Çok güzeldi. Çok başarılıydı. Sonrasında dünden önceki akşamda... E, Vaatle ilgili yaptı. Öncekinde yine vaat mi dedim? Maliye Almediyanın işte 7 ay dönümünü yaptı diyecektim. Onu mu söyledim? Yanlış söylemiş olabilirim. Sonrasında da bu vaatle ilgili yaptı. Ben vaati birkaç yıl önce okumuştum. İlk çıktığında okumuştum. Ee, ama şimdi çok da dinlemek istiyorum çünkü bu kitap kulübü çok e, hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor? Evet siz okuyorsunuz kitabı. Kendi fikriniz, zikriniz var yani sonuçta düşünceniz var. Ama insanların da neler söylediğini merak edebiliyorsunuz. Kendiniz bir puan vermişsinizdir, beğenmişsinizdir ya da beğenmemişsinizdir. Ama acaba hani diğerleri ne düşünüyor ya da benim orada kaçırdığım bir şey var mı? Benim dikkat etmediğim bir bölüm var mı? Ben seviyorum. Melikşah Bey yaptığı zaman da daha da çok seviyorum. izlemek dinlemek çok hoşuma gidiyor. O günde tam böyle zaten tam böyle ne alakası şeyler anlatıyorum şu an. Böyle banyoya yiyecektim mutfakta yemek yapıyordum. Bir baktım canlı yayın başladı. Ya dedim ki şimdi banyoya girersem canlı yayını kaçırırım. Bitsin öyle gireyim falan dedim. orada izlerken böyle bir şeyler yedim falan filan. Derken böyle tam böyle izledim izledim izledim. O arada sevgili hmm, İki tane de konu vardı. Biri Sayma Hanımdı, ee, özden bir biri daha vardı. İki kişiyle böyle bir e, telefonda e, görüşme yaptı. İki tane de konuk aldı. Onları da izledim. Sonra o arada Selma'nın başka bir kitapla ilgili aslında Maliye Almedya'nın kitabına işte Goodreads'te iki verdiğini falan söyledi. Ben de güldüm hoşuma gitti. Yani yazdım dedim ki ya dedim ben de dedim eğer Goodreads kullanıyor olmuş olsaydım hani ben de vade iki puan verirdim. Ne tatlı falan filan dedim. O arada da oradan ya Ebru Hanım hadi siz de gelsenize dediler. Ama şimdi yani e, evet çok hazırlıksızım hiç problem değil ama bir normal ev halimde de makyajla oturuyor değilim herhalde. O bir problem değil zaten benim için ama <laughs> banyoya girecektim o kadar ki. Ki. ama tamamen ve tamamen şuna güvendim yani kendisi telefonla arayıp ondan sonra telefon ekrana çevirdiği için herhalde ne olduğu gözükmez dedim ve girdim birkaç dakika orada tamamen <laughs> çok bambaşka bir şekilde <laughs> sohbet ettik çok keyifliydi çok güzeldi bu arada Melikşah Bey'in kitaplarında çok Kitap kulüplerinde çok e, kulüpleri değil bir tane kitap kulübü var. Her ay dediğim gibi bir kitap okuyorlar. Çok hoşuma gidiyor ve çok zevkle takip ediyorum. Bunların hepsini niye söyledim? İşte Şubat ayında 12 Şubat ya da 13 Şubat olabilir. Tam şu an tarihini hatırlamıyorum. Sınırsız Ülke kitabını konuşacaklar. İşte ben de o kitabı okuyup çok ama çok beğendiğim için Holden'den başka bir kitabı daha denemek istedim. Bir Kol Hikayesi. Bir Yol Hikayesi geldi. Bir Kol Hikayesi. Yalnız bir kol. <laughs> bir şey söyleyeceğim şimdi kitabın kapağında bir kol olduğunu biliyordum ama hareketi şimdi ben buraya <laughs> Ekrana tutunca fark <laughs> çok hoşuma gitti çok ayıp yani hoşuma gitmiş olması o zaman fark ettim e, bu kitapta uzun zamandır düşünüyordum aklımdaydı ama almamıştım ya da alıp almadım bir türlü hatırlayamadım en sonunda dedim ki almamışımdır herhalde güneşteki adamlar Metis'ten Kotsey'i biliyorsunuz ki çok ama çok seviyorum. Birçok kitabını okudum. Hatta şurada işte kazıdım kazıdım kazıdım. Baktım ki ben de ne yok kötü bir yılın güncesi. Sonrasında da adını şu an söyleyemiyorum. Bir şey Jones diye uzun kuraklık ve kazı. Aslında burada da ee, bir önceki e, videoda bahsettiğim okuduğum kitaplardan yani son okuduğum 4-5 kitaptan bir tanesinde ya arkasında ya içinde yazardan bahsediyorlardı ya da işte e, okuduğum bir kitapla ilgili işte iki tane yazar... Aa bu kitap şöyledir böyledir diye kitabın arkasında ya da kapa ya şu an hatırlamıyorum bir yorum yapmışlardı ben de bu yazar kim acaba hiç duymadım dediğimde Amazon'da şöyle bir kitabını buldum aslında bu iki tane romanmış kısa romanmış ikisini tek bir kitapta toplamışlar uzun kuraklık ve kazı ve bir diğer kitabımızda Berlin'de gezinirken ketebeden ve burada da mesela bu kitabın ön sözünü Walter Benjamin aslında Benjamin diyorduk ama sürekli Benjamin diyorum Walter Benjamin Deniliyor. E, onun ön sözüyle, e, ön sözüyle yazılmış bir kitap değil. Bu kitapta da onun ön sözü var. Bu kitap için de çok heyecanlıyım. Ve aynı zamanda da Mundi'den bir kitabımız var. Netflix'te de dizisi var. Dizisini izlemeden önce hemen kitabını okuyacağım. Kitabın adı da Yara. Evet okuduğumuz kitaplar bunlar. Şimdi birkaç şeyden daha bahsedeceğim. İzlediğim dizileri buraya yazdım. Bu arada Crown'un dördüncü sezonuna geçtiğimi söylemiştim. Ama o arada artık bizim Lady Diana'mız geldi. Acayip heyecanla ve heyecanla izliyorum. Sonrasında geçen hafta hani geçen son çektiğim videoda bir canlı yayın yapacağız. Aşkına falan filan söylemiştim. Orada konuşurken sevgili işte biraz dizilerden de bahsetmiştik kitaplar haricinde. Oradayken ya ben şunu çok seviyorum, bunu çok seviyorum. Middle Home... Mi... Middle muydu Aslında onları bir kenara yazsam da böyle çok sevdiğim, önceden izlediğim için aslında burada bahsetmediğim e, dizilerden sizinle paylaşsam e, yani buradan böyle falan, Aa, şöyle miydi, böyle miydi gibi yapmasam da bir kağıda yazsam aslında belki sizde hani o minvalde bana belki ım, önerilerde tarifler, tarif diyecektim yemek tarifi gibi önerilerde bulunabilirsiniz mesela ama gene dayanamayacağım söyleyeceğim. Bir tane böyle kestane adamlı bir e, dizi vardı polisi. O çok çok güzeldi. E, The Fall'du galiba. Böyle bir yine katilli matilli bir şeydi. şimdi bir canavar yatıyor. Çok çok beğenmiştim. Bu son izlediğim hani seri katillerle ilgili Middle Hunter mıydı? Öyle bir şeydi. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Parçalanmış diye bir film izlemişim. Onu da çok bayılmışım. Onu da söylemiştiniz. Bu arada işte bunlardan bahsedince de hemen buraya yazdım. Melikşah Bey de bir şeyden bahsetti. The Brothers Son diye. E, o da kısacık bir diziydi. Benim çok yani hani bu şunları bunları seviyorum dediğimde bunu sevebileceğimi düşünmüştü. izledim Ona da bayıldım. Çok hoşuma gitti. Ee, neden böyle içimde bir cani mi var benim böyle e, vurdulu kırdılı işte o onu asıyor bu bunu kesiyor ama aslında galiba ben bunları biraz böyle hak hukuk adalet tam ya yani ne kadar aslında bana ters bir şey yani bu kadar insanı kılına bile zarar veremeyen sokukta sokukta sokakta gördüğü bir işte canlıyı hayvanı ya da insan daha iyi olsa yani bir şey yardım etmeye çalışıp eğer yardım edemiyorsam ağlayarak falan eve gidip sonra ona bir şey yapamadım diye evde 3 gün ağlayan bir tip olarak neden insanların bir ünü böyle kestiği işte intikama intikam intikam. aldığı Dizilerden ya da formatlardan hoşlanıyorum, bilemiyorum. ama bu da öyle bir diziydi e, ama aynı zamanda böyle biraz esprili de böyle güldüren komik de bir diziydi. Çok sevdim. Ama mesela şimdi Griselda diye bir dizi izlemeye başladım. Onu artık izlediğimi nasıl size izah edebilirim bilemiyorum. Tamam. <gülüyor> Manyak, <laughs> psikopatçı falan böyle <laughs> bir dizi. Ama 5 bölümünü izledim. Yani son 1 ya da 2 bölüm kaldı valla. Bilmiyorum ne olacak benim bu halim diyorum. Sonrasında dizileri söyledim. Ee, Satranç Müzesi'ni söyledim. Bir de sevgili e, Gülçin Kültür Şahin, Tülin Özen ve e, Hakan Emre Ünal'ın oynadığı canavar oyunu da Ankara'ya geliyor. 6 Şubat Salı günü. Yani bu salı... E, bahçeli evlerdeki 5 evler, bahçeli 5 evler evlerdeki MEP Şura salonunda saat 8'de olacak. Ben de oraya gideceğim. Onu da duyurayım. Griselda'yı da söylemişim. Herhalde söyleyeceklerim bu kadar. Vaat YouTube'dan bahsettim. Kitaplar şunlar var. Hepsi söyledim. Evet söyleyeceklerim bugün bu kadar. Bugün cuma olduğu için işte iyi hafta sonları falan filan. Diyeceğim. Ama onları söylemeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Aynı şeyi söyleyeceğim. Lütfen bu iki kitabı okuyun. Şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Bir şey daha söyleyecek miydim? Bu arada Jaguar'ın son çıkan kitabına başladık. Onu da yine Ayşım'la okumaya başladık. E, dün akşam başladık. Ayşım da çok güzel başladı diyor. Ben de 40-50 sayfa falan okudum. İnanılmaz güzel, inanılmaz güzel diyorum. Onu da araya sıkıştırıyorum. Ve bugün cuma olduğu için de söylüyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum ve mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.